Asla bir fal kurabiyesi yemeyin. Bilmeyenleriniz için fal kurabiyesi içinden küçük fallar çıkan bir çeşit şekerlemedir. 5. sınıfa giden küçük bir kız bir çocuktan hoşlanıyordu. Her gün öğle yemeğinde beslenme çantasındaki fal kurabiyelerini yer, içindeki falını okur ve fal kağıdını ise kalem kutusuna koyardı. Bunu her gün yaptığı için kalem kutusu ağzına kadar fal kağıtlarıyla doluydu. Bir gün kız okula gelmedi. Hoşlandığı çocuk onun yokluğunu fark etmişti. Bunu biraz garip buldu. Küçük kızın fal kurabiyesi açtığını görmeyi özlemişti. Ertesi gün gizemli bir şekilde kız yine ortada yoktu. Sınıf arkadaşları çok endişelenmeye başladı. Küçük kızın nerede olduğunu bilmiyorlardı. En sonunda ailesi çıktı ve küçük kızın kayıp olduğunu söyledi. Yani ailesi de onun nerede olduğunu bilmiyordu. Polis her yerde onu arıyordu ancak hiç şansları yoktu. Bir ipucu bulmak adına tüm sınıfa küçük kızla ilgili bir şey bilip bilmediklerini sordular. Çocuklar bir şey bilmediklerini ancak her gün fal kurabiyesi yediğini ve falların kalem kutusunda olduğunu söylediler. Fallar incelendiğinde ise çok garip, hatta ürkütücü mesajlar fark ettiler. Hepsi okulun arkasındaki ormanla ilgiliydi. Bir tanesinde senin arkadaşın olacağım, diğerinde ihtiyacın olanı ağaçların arkasında bulacaksın, bir başkasında benimle ormanda buluş, seni ağacın yanında bekliyorum yazıyordu. Fallardan biri ise kesin olarak okulun arkasındaki ürpertici ormanı işaret ediyordu. Polis doğruca ormana gitti ve küçük kızın beslenme çantasını ormanda buldular. Güneş batana kadar onu aradılar. Küçük kız tamamen kaybolmuş bir şekilde ormanda dolaşırken bulundu. Ona "Burada ne yapıyorsun?" diye sorduklarında, "Takım elbise giyen ince uzun adamla tanışmak için buradayım. Bana her zaman fal kurabiyesi verir," dedi. Tüm bu olanlardan sonra küçük kız ve ailesi oradan taşındı. Sonraki hayatındaysa ailesi sadece evde eğitim almasına izin verdi. Ayrıca büyük ihtimalle küçük kızın ormanda konuştuğu kişi Slenderman'di.